Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hörmetli körülmeler. Heptilik muhim haberler programımızı görüşünlerini karşıladığımız ben Abdullah Yalqun. Qadirli körülmelerimiz bugün 2023-yili 30 iyul yakşembe. Her yakşembe günü etdigende bir hafta jarayonida bulup ötken ma'lumotimiz Sharq Turkistonga aloqador bo'lsin yoki dunyo kun tartibidagi eng muhim haberlerini qisqa analiz qilgan shaklda huzuringizga sunib kelyapmiz. Undaqda bu haftadagi eng muhim haberlerimizning mavzusini ko'rib o'taylik. Amerika 13 devlet bilen manevra ötküzüp Xitayga karşı küçünü namoyon qildi. Amerika parlamenti a'zolari Uyg'ur majburiy emgekini qo'llovchilarni jazolash taklifi sundi. Xitoy Shadyan Chong masjidini chiqishga boshladi. Yaponiya Amerikaga moslashib Xitoyga o'zak eksport qilishni chekladi. Xitoy mudofaa shirkatlarining maxfiy holda Rossiyaga harbiy uskunlarni sotganligi ilgari surildi. Ve Xitay atalmış pidailer namıda Şarkı Türkistan'a Xitaylarını köçürmekte. Şunlukla Wang Yi'nin Türkiye ziyaretine karşı namayışı ötküzüldü. Amerika Kengash Palatası Xitay hakkında yeni kanun loyihasini ma'qulladi. Şunlukla Wang Yi, Hakan Fidan ve Erdoğan bilen görüştü. Mavzuluk haberlerimiz buludu. Bundan sonra birinci haberden başlayıp huzurlarına sunaylı. Amerika 13 devlet bilen manevra ötküzüp Xitayga karşı küçünü namoyon qildi. Qadirli ko'rmalarimiz, elbette her hafta degidek bunun o'xshaydigan Xitayga karşı tuzilib birlashayotgan nurg'un ittifoqlarningki xabarlari huzuringizda bo'lib o'tadi. Mayli kundalik xabarlarimiz bo'lsin. Xalqaro xabarlar to'rining 13-chi Xalqaro xabarlar to'rida berilgan bir xabar. 13 davlat, yani Amerika, Avstraliyani o'z ichiga 13 davlatning qatnashishi bilan 21-iyuldan boshlab 2 haftalik davom qiladigan harbiy manevrni, birlashma harbiy manevrni boshladi. Reuters agentligining xabariga asoslanganda bu manevrga qatnashgan davlatlar Xitoyning Hind-Tinch okean rayonida uzluksiz keskinlashayotgan pozitsiyasiga qarshi özlerininki kollektif küçü ve ittifakını namoyon qilish uchun bu manevrni o'rinlashtirganligini bildirgan. Bu manevrning ismi Talisman Sabr bo'lib, bu xil Xitoyga qarshi, bu xildagi Xitoyga qarshi elib berilayotgan kuch ko'rsatish manevri 2005-yildan boshlab uzluksiz davom qilayotgan bo'lib, har 2 yilda bir qatim o'tkazilayotganligi bu manevrninki bu bildirilgan. Amerika Dengiz Armiyasining qo'mondoni Carlos Del Toro juma kuni birlashma manevridan Xitoyga ogohlantirish berib qilgan so'zda Amerika ittifoqdoshlarining bexatarlik va demokratik qimmat qarashini qo'g'dash uchun hamkorlashganligini bildirdi. Bildirilishicha, Sidneydagi Dengiz Armiya bazasida manevrning ochilish marosimiga qatnashgan Avstraliya davlat mudofaa ministri Richard Marles 800 dan ortiq harbiy avtomobilning Queensland dengiz qirg'og'idagi shahar Bowenga ko'chma port orqali o'rinlashtirilganligini aytgan. U yana bu 2-dunyo urushidan buyon Avstraliya bilan Amerikaning Avstraliyadagi eng muhim orqasab ta'minotni asliga keltirish manevri bo'ladi degan so'zni qilgan. Ya'ni bu cho'ng gapdan 2-dunyo urushidan buyon Avstraliya bilan Amerikaning Avstraliyadagi eng muhim orqasab ta'minotini asliga keltirish manevri bo'ladi. Manevr Avstraliyaning ko'p joylarida o'tkazilgan bo'lib, taqlidiy quruqlik va havo urushi, shuningdek suvga qo'nish manevrini o'z ichiga oladi. Manevrga yuqoridagidek Avstraliyada o'tkazildi, Avstraliya bilan birlikda. Boshqa yana Fiji, Tonga va Papua Yangi Gvineyasidan iborat 3 Tinch okeanidagi orol davlati, shuningdek Fransiya, Indoneziya, Yaponiya, Koreya, Yangi Zelandiya, Angliya, Kanada va Germaniya qatorliq 13 davlat ishtirok qilgan. 8-oyning 4-cü günü axırlaşıdı bu manevr. 8-ci ayın 4-cü günü axırlaşıdı. Bunundan başqa Filippin, Singapur ve Tayland közetküçü dövlət sübütüdə bu manevrğa qatnaşqan. Xoş, yəni bir xəbərimiz gəlsək, Amerika parlamenti əzaları Uyğur məcburi əmgikini qolluqçularını cəzalaş təklifli sundi. Amerika avazının xəbəri də verildi bu xəbər. Əlbəttə, bunun oxşaş nurg'un qonunlarning taklif sunulib qabul qilinayotganligini hammamiz bilamiz. Nurg'un qonunlar shunday qabul qilinayotdi. Bu hafta Amerika parlamenti a'zolari Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan Uyg'urlarning majburiy emgakka chetishliq şirket keçirme bir avaz çıkartıdan ama sırttan bir avaz kirvagan buluşu mümkün, sırttan bir işkoğutkan buluşu mümkün. Xitay'dan Şarkı Türkistan'da təsis kılgan Uyğurlarının məcburi əmgikigə münasibətlik, çetişlik, şirket və şəxslərini cəzalaş doğrusuda bu məqsəd kılınğan yeni bir qanun layihəsini otdur qoyğan Marco Rubio bilən, Amerika Birləşmiş Ştatı əzası Marco Rubio bilən Jim Bankes yeniden bu qanun layihəsini otdur qoyğan, ismi qul əmgikini qolluğucularını cəzalaş qanun təklifi namədə. Bu qanun layihəsi Uyğur məcburi əmgikinin aldığını eliş qanuni və Uyğur kişilik hüquq siyasəti qanununun davamı. İlgirki, alıburun təsdiqlənib olan, hazır icra qılınıb atqan bu qanunun davamı olub. Bununki məqsəd cəzalaş dairesini kengəytiş, Uyğurlara qartılğan kişilik hüquq təfsirləndikliyi keçətilğən şəxs və karxanlara qartılğan cəzanı teximi, onun dairesini kengəytiş. Hem de ilgili cezalaş tasdiqlanğan orunlar bilen soğudu kıldığan şirket ve şahslarının mesuliyetini sürüştü kılış. Amerika'daki nurgun şirketlerimizde cezalaş tizimdeki kirgüzlüp boğan. Bunun muhtemek mesuliyetini sürüştü kılış. Ondan başka bu kanun layihəsi Xitaydan Şərq Türkistan'daki Uyğurları qaratqan kişilik hüquq təfsirindəkilik çetişlik orunlar bilen soğudu kıldığan çət əl şirketlerine qartılığan cezanı teximi kengaytishni məqsəd qılğan. Hatta çət əl şirketleri olsun mu? Bunun mu ceza beliş meselesi de, yani texmik kâhiyetli şekilde. Növbette Amerika'nın münasebetlik organlarına Uygur ve başka milletlerinin kişilik hukuku dahil taarruz kılgan şahıs ve karxanlara qarata mecburi ceza yürgüdüş hukuku berilgen. Bu cezalaş tedbiri cezalaş tasdiqlanğan orunlar bilen devamlı soğudu kılıp atqan şirketlerinin Amerika'nın pul muamili sistemesini işletişini tosiyalmağın da ilgirki sistemesini. Şuna bu yerdeki bu katımkı bunu otturuğu koyuşu ilgirki cezalaş sistemisi hukuk berilgen bilen, onda keng dairlik bulmağanlığı için şirketlerin Amerika'nın pul muamele sistemesini işiltişini tosiyalmağanlığı için bunu texim bek kengayetligen şekilde bu kanun layihəsi otturuğu koyulğan. Kengaş Palatası əzası Marco Rubio Uyğur məcburi əmgikini həll qılış üçün teximi köp işlərini qılışının lazımlığını təkidləb, Xitayının qırğın qılış cinayətinin məsuliyyətini sürüştü qılıblı qalmay, bəlkə bu vəhşilikdən payda aldığan şirketlerin ama məsuliyyətini sürüştü qılışımız gerek deyən sözünü qıldı. Avam Palata əzası Jim Bankes müşünün oxşaş məzmununu ifadələb, Biden hökumətinin 2020-ci ili mayda maqulluğan Uyğur kişilik hüquq siyasəti qanunuğa asasən heç qandaq şirkətini cəzalaşını bəlgiləməyənlikini tənqid qılğan. Onun qarışıca, hökumətin bu xil məsələyə sus müamilə qilish usuli iki partiyanın Xitayının Uyğurlarını qul əmgikə seliş məsuliyyətini sürüştü qilish tirişçanlığına tosqulluq qılıdı. Hökumət əslə, çünki Amerikadakı cümhuriyyətlər olsun, demokratçılar olsun, hər iki partiyanın Xitayğa qarata, bu qanunlara qarata fikri oxşaş qollab tursa, bunu müşünə qanunu biz ma'qullab tursaq, ama hükümet bunu icra qılmaslığı bu iğir məsələ, bu qul əmgikə seliş məsuliyyətini sürüştü qılış tirişçanlığı tosqulluq qılıdı deb bunu ayıblagan. Xoş. Xitay Şadiyan Çoğ məscidini çeqişqi başladı. Bu təcavüzkar Xitaylıların, nümussiz Xitaylarınki vətənimiz Şərqi Türkistan'da 10 minliğan məscidlərini çaqqanlığını köydük, ictimai fikirvaslarına aşkarlanğanlarını, dünyada nurgun dokulatla elan qılındı, nurgun delil isbatlar bilen bu ayıblandı. Hem de bu vatanimizdeki dehşetlik bastırış yakın yıllarda hazır kün siri bu Xitay ülkelerdeki tungan Müslümanlarınınki mescid, medreslerine bu yagımı Xitay'dan zehirlik kolununki uzavatqanlığı, bu yerga chiqilayotganligini ko'ryapmiz hozir. Pat-pat bo'lib chiqyapti. Yunan bu qatim Xitoy, Yunan o'lkasi Shadiyan shahriga joylashgan Shadiyan masjidining gumbaz va munorini chiqib Xitoy uslubga o'zgartish. Qarab boqaylik, bu shaklni hozir modelni internetda e'lon qilgan, nurg'un g'ulg'ul qo'zg'agan bumi, ya'ni butunlay Xitoyning xuddi Beyjondagi bir Sarıydaklamdim degan sat bir jami masjid tüsü yok. Burunki şekli abayı köydünler. Şunçilik çıraylık İslami uslubda selinğen bu neyse Xitay'nın bir yerlerine petip ketkenimdi. Bu devamlılık bu şekilde kılıp atıdım. Zimistan doğru verildi bu haber. Tungallardan Mekkesi dep atılgan bu çoğun mescidini manımışında Xitay uslubu da İslam'dan bu simbollarını şekil arkandaq nurgun Arapça, viviska, cami, mescidlerine taqalğan, esilğan Arapça söz ibarelemiş. Hemmesini bütünlüğe elib etiş. Bunu yıllardan yani icra kılıp bu katmığı bu Tungalların mescidi atılğan bu tarihi bir uzun yıllık bir mescidni müşündaq şekilde özgertişke urunğanlığı nurgun Tungalların münarazlıqqa sebep bolğan ve internetde nurgun torda bunun qulğula bolğan hem de. Hem de Xitay rejiminin bu Şadiyan çoğ mescidini özgertiş qılmışı alahida tarihi bir müşü mescidke alaqadar bir vaqa bulup bu hareket Xitayning İslam ve Müslümanlara karşı icra qılıp İslam düşmanlığı qılmışının eniq bir ifadesi. Bu resim mesela ta müşü 1975 yılı Şadiyan qırğınçılığında ziyankeşlik uçurğuçlarının cesetleri düşürülgen resimken de mağabdi. Müşü mescidini qoğdaş üçün Xitayning şu vaxtıda mescidini özgertimen diğer vaxtıda karşı çıkan Tungallarını 300 dek balını öz çıkan 75 yıl Şadiyan qırğınçılığı dep. 300 balını öz çıkan 1600 Tungal Müslüman öldürülgen kemdi. Müşü mescidini qoğdaymızdı. Allah şehitlerden kabul kılsın şu mescid üçün ölüp ketken kim bolsa bolsun. Hem de bu yerde müşü Xitay atalmış tarixten bir eskil devamlaşıp kelyatqan dedik bunu. Atalmış medeniyet soru inqilabı mezgilde mescidlerini veyran qılğan, Müslümanlarını iman deyenişqi mecburluğan şu zamanlarda Xitayning Şadiyan mescidini çıkışqı urnuş vaqasida baş egmey narazılıq bildirgen Tungallarning cesetleri abayqan. Şu vaxtda qeyip qalğan suratlar. Demek mana müşündaq Xitay bütün buzğunçılığını vahşiylikini, çidimaslıqını, müşündaq qısam ve İslam'ını yoqta alamam miki dep, bütün küçüyle kılıp atıdı. Ama Allah'ın nurunu hiçbir zaman öçüremmeydi ve ahırda mağlup buldu Allah'a eniq bu tecavüzkülerindeki. Hoş, yani bir haberimiz gelsek, Yaponiya Amerika'ya maslışıp, Xitay'a özek eksport kılışını çekli diye. Kadirli görmelerimiz. Bu mesele elbette özek meselesi. Bulup mu Yaponiyanınki meselesi xıldım buyan talaş tartış kılınıp atkan. Bu şey yakında kınmakçı. Çünkü Amerika'ya ergişip Gollandiya kıldı başta. Bu Amerika'nın itibaktaşları Xitay'a boğan besimini küçeytip kilovatıda bağlan seri. Şunun cümlesinden bir haber. Bu Xitay'ını çiçanıştıkan, Xitay'ını katlıq narazı kılan bir haber buldu bu hepte Xitay elbette karşılık bildirip nima qildi. Yaponiya Amerikanın çağırıqıga avaz qoşup Xitayga özek eksport qilish çekilmesini resmi yol qo'yishga başladı. Kyodo agentligining xabarida berildi. Yaponiya İqtisod, Savdo ve Sanoat Ministerligi 23 iyul Tashqi pirot ve Tashqi savdo qonuniga tuzitish kirgizilgan qonunni yol qo'yishga başlaganligini e'lon qildi. Bunun içinde ilgar yerim ötküzgüç işlep çıkılış üskürleri qatarlıq 23 xil məhsulatını eksport qilishni resmi çekildi. Mezkur çekilim bilen yerim ötküzgüçkü münasibetlik mahsulatlarının Xitayning harbiy mənfəətiga işletilişini aldığını iliş tosuqunun teximi çiğnitilğanlığını görülüşqa bulduken bu. Kontrol resmi başlanğan dinkin Amerika, Koreya ve Tayvan qatarlıq 42 dost dövlətdən başqa dövlətlər ilğar yerim ötküzüşkü münasibətlik savdo meselesinde çoxum aldı bilen bu nərsini setib ediş üçün Yaponiya İqtisod, Savdo ve Sanoat Ministerliğinin ruxsatını edişi kerak bulduken de bunun diken. Bu ministerlik ruxsat vermegen hiç qandaq bir dövlətke dost ittifaqdaş bolğan 42 dövlətke elbette onunğa bulduğan icraatla yeni kilitligen şekilde ministerlikning ruxsati bo'lmasa o tizimlikde bu devletlerge eksport qılınaverdigan gap. Ama qalğan devletlerimiz Xitay en başta bununki çoxum bu ministerlikninki Xitay amiliyati cheklendi aldı burun ve başqa arqana bu tizimlikde bo'lmagan devletlerge ittifoqdash bo'lmagan devletlerge çoxum ministerlikdan ruxsat elish kerak. Xitay bo'lsa bunun tadqiqotchilari, Xitayning axborotlari bununga ilgirmi buni Xitay agar yo'l qo'ysa, Amerikaning keyni kirib yo'l qo'ysa, avuldi, ma'ul deb Xitayninki bütün tashqi ishlar ministerligi bo'lsin, har tarafdan biz kunlik xabarimiz bo'lsin, haftalik xabarimiz bo'lsin, ba'duq Xitay allburun bununga inkas bildirgan. Hozir mutaxassislarning tadqiqotchilarini chiqarib, Yaponiyaning bu usuli boshqalarga ziyon soldi, o'ziga foyda yetkazmaydi, ani qildi, ma'ni qildi. Xitay degan andaq cho'ng bazar, üskün üçün dünyadaki en çoğun bazar bu yerim ötküzük meselesinde Yaponiya özününki işlep çıkarğıçlarına, karxanachilarga ziyan saldı degan şekilde narazılığını bildirdi. Hoş. Yeni bir haberimiz gelsek. Xitoy müdafiə şirkətlərinin məxfi halda Rusiyaga hərbi üskünlərini satqanlığı ilgiri sürüldü. Qadrli görmələrimiz, əlbəttə bu Rusiya-Ukrayna uruşu başlanğanda ta hazırgacha texnikçe aniq bir şəkildə Xitoyning Rusiya tərəfini ayıpləb Rusiyanı qılğan bir nimisi yox. Davamlıq naiti özünü qaçırğan şəkildə Rusiyanı bütün qollayma ubu deb demigən bilan siliq ifadeler işletken bilen, Xitoyning kaynab turayotganligi nurg'un dokulat hozirgacha qancha o'nlagan xabarni sunduq sizlarga ve bunu oshkorlanib turibdi. G'arb ogohlantiryapti, NATO ogohlantiryapti Xitoyni. Agarda bu bo'lsa, bu cho'qim badalini to'laydi bu degandek. Ammo oshkorlangan mana shunday o'xshash dalil isbotli dokulat xabarlarda, tadqiqot xabarlari buningda Xitoyninki nimişlerini kılayotganlığı şunday delil ispatlar bilan aşkarlanıp oturdu. Politikotor'un tadqiqat haberi bu tadqiqatıga asoslanganda Xitoy şirketleri 100 milyonlagan o'q o'tmas kilitga qalpoq shundaqla uçquchisiz ayroplan ve termo nishonlovchi qatorliqlarni vasitchi şirketler orqali Rossiyaga satgan. Harbiy aslahalarning Rossiyadagi oldingi şirket deb atalgan qurilmalar orqali sotib olinganligi ve bu şirketlerin maliya dokumentining gumonli ekanligi o'tirib qo'yilgan. Mal əvətiş dairesinde əvətilən kilitki ve qalpaqlarının sanının Rusiya-Ukrayna uruşu başlanğandan bu yan ta hazırgacha vazife ötəb atqan Rusiya armiyasının köp qismiga yeterlik ekanligi oturub qo'yilganda ham san bütün hazırgacha bo'lib atqan urushda Rusiyaning armiyasiga yeterlik şekilde. Tamojna xotirasini erishgan uçurlarga qaraganda Rusiyalik sotib oluvchilar Shanghai H-Wind'in bu şirketin net 100 milyon o'q o'tmas kilitki ve qalpoq zakas qilgan. Tadqiqat neticesinde Rusiyanın bu yıl Xitoydan 100 milyon dollar qimmatidagi uçquchisiz ayroplanni import qilganligi, bu Ukraynanın Xitoydan import qilgan uçquchisiz ayroplanning 30 hissasiga to'g'ri kelganligi. Ukrayna mı import qilgan, zakas qilgan Xitoydan, ama 30 hissasi ortiq Rusiya qilgan buni deydi. Xitoy ve Ukrayna tamojna sonliq ma'lumotlariga asoslanganda Xitoyning o'q o'tmas kilitkisi ishlatilgan sapal buyumlarning Rossiyaga eksporti bu yıl 69% eşip, 225 milyon dolardan eşip ketken. O'xshash materialni Ukraynaga eksport qilinishi 61% tövellep 5 milyon dolarga tushib qolgan. Yani Rusiya bilan sen hamkorlik bilan ish qilyapsan degan gapdan bu. Buni qasdan Ukraynani tushirib Rusiyaga buncha bola ko'p silab oshirishi. Tadqiqotga asoslanganda Wagner gruppasimi 2022 yılı noyabr ve dekabrda Xitoydagi başka bir şirketten 60 milyon dolardan artıq qalpoq ve her xil harbiy üskünlərini zakas qılğan, sotib olğan yani. Zakas qılmagan, sotib olğan. Kiyev İqtisad İnstituti qarmaqidagi aql ambiri KSA institutining tahlilida aytilishicha Rusiya doiralari vasitchi şirketler orqali qilayotgan bu importlar bilen Xitoyning g'arb texnikalarini sotib olish uchun qo'llanayotganligi. Xitoy bu yerda Rossiyaga bevosita nurg'un embargolar va Xitoyni bu yerda vositachi qilib qo'llanayotganligini Rossiyaningki buni o'tirib qo'ygan. Shunday qilib tadqiqotchilar Rossiya armiyasining urush maydonidagi qurollarning 60%-ni ko'proq uskunlarning Amerika markazli shirkatlardan kelganligini o'tirib qo'yishgan. Xitoy buni vasitchi şirketler orqali ta'minlab berib atdi degan şekilde. Mana Shanghai Beijing. Xo'sh, yeni bir xabarimiz kelsak. Xitoy atalmış fidoilar nomida Sharq Turkistonga xitoylarni ko'chirmoqda. Albatta bu biz uchun yangilik bir masala emas. Yillardan buyon ta ishg'oldan buyon Xitoy har xil nom, har xil shakl, har xil qiziqtirish, har xil sayohat usuli bilan ajib bikalık degəndək sayahat qıldırıb Xitaylarını bütün Xitay ölkələrdəki nəminədin, uyadakı ictimai fikir vasitələrdəki Xitayının ictimai fikir vasitələrində elan qılınan hər xil qızıqtırış elanlarını nurğuldurumuz köldü. İnsanın içini yetişdir dəmdir. Bu qızıqtırışla açıb köstüb ən gözəl yerlərini, ən yaxşı mühitlərini köstüb. Müşəkkəsən bu şundaq noçi yabadab Xitayınınki bizdən vətəngi köçürüb çıxış usullarından bir sandı. Yana bu qatım, bu yıl mısın? Pidailer namıda yerleştirgen bu akkullarını. Ali Mektep Pidailer namıda 10 minga yakın Xitoy oqquni Sharq Turkistonga o'rinlashtirilganligi Xitoy yoshlar gezitining 25-iyuldagi xabarda berildi. Xitoy rejimi 20-iyuldan boshlab 10 minga yakın Xitoyni, yani qancha kunning ichida qarab qo'yadi. 20-iyuldan boshlab 25-iyulda bu xabar berilgan bo'lsa, 5 kunning ichida 10 minga yakın Xitoyning g'arib turiga pidoi bo'lish nomida Sharq Turkistonga ko'chirdi. O'ylab faqat shu numussizliklarga. Qancha minglagan yoshlarimiz o'z zaminning o'tib tuproqning egalari mana mushu yoshlardagi, buningdan kichik va buning o'xshash yoshlardagi qancha 10 minglagan yosh qiz-yigitlarimiz ashu ma'nur Xitoylardek tizilib, kayniga popisini atqizib atalmış iş gücü, emge gücü bula, eşinci emge gücü deyip numussızlarca teşvik kılıp, xuddi bizge yaxşılık kılıp atkandak. Yaxşılık, xuddi biz Şarq Türkistanlıqlarga, Uygurlarga yaxşılık kılgandak tunuşturdu Xitay. Keç gündüz. Xitay'nın nəminəgi apırıp, biçarlarını yurtlarından ayırıp, ata-anasından ayırıp, Xitay ölkülerde yok kılışqa. Bütün küçüyle bunu kıldı yıllardan bir an. Hazır mecburi emgek meselesi var. Bu akım mağlur Xitaylarının nəmdən əkəb bizgi yerdən beyrəmiş. Şu numussızlıqla qarab baxayla. Dünyanın közüge qarab durub, közünün içige qarab durub, numus qınmay bir gəp qıldı deydiğen bir gəp bağımızda. Şu qədər numussız ki, milyonluğun yaşlarımız nəminədə sərsən bulun. Amma bu akım Xitaylar gelib, uzuminin ən isiliyələrdə, ən yaxşı şəraitdə, bikalıq öy, bikalıq, həmmin əsi bikalıq şəkildə bulağı təqdim qılıb sunulu atıdı. Oylab bakayla, bu numussızlıkla bir tutaş orullaştırış bilen, hatta bu qetim kımışı 20 yıldan bu yanki en köp sandaki Xitay Akko'nun Şarq Türkistan'ın köçürülüşü de şuna değil yani. Bu Xitay 10 ming diyen basa bu neçesi oluşu mümkün. Xitay'ın her kandak sağlık malumatının ki doğru meslekini bilmesemiz tövelletip göğüstüdü bulup bunda meselelerini. Bir tutaş orullaştırış şekli bu işi bu qetim. Fidailardan 20%'ini Şarq Türkistan'daki nahiye derecelikten yukarı orullarga orullaştırıldıkken, 80% olsa nahiye, şehir, rayon ve yezi pazarlardaki asasi katlam orullarga orullaştırıldıkken de numussız akkun Xitaylar. Bildirilişçe bu Xitay'nınki bu yıllık planı atılmış fidailer rayondaki medeniyet ve maarif asasi katlamdaki ictimai başkuruş, saqlıqını saqlay, ubu diyendek her xil orullarga çeçip o yada Uygurların kallısı mindirilmek yani bu numussızlar. Bu şekilde orlaştırıldı. Fakatlam bu mağlur Xitaylar kelgendikin Qarapaqaylar 5 günlük hizmetten burunqi nagi varsa orlaştırılgan şu bizim vatanın şu berip şu yada şu Uygurların kallısı miniş üçün vardı. 5 günlük aldınqi bir ders süftede 5 günlük ders verildikken manda qılsın. 12 iş başlap kütün. Ama yıllardan buyan bu numussız Xitaylar profesörlerimizden tutun, en yaxşı seviyelik insanlarını bütün dünyanın közünün açığı qarab durup, numussızlarca biz bunu kəsbi tərbiyeləyimiz deyip, en yukarı seviyedeki insanlardan tutun, nurgun ticaretçi, nurgun milyonlar pulu ve cemiyette en yaxşı orunda işlerini kılıvatkanlardan tutun, həmməsini xuddi olanın, həmməsi qarqosaq, köküdü qıbbağın sərsallarını əkirib, olağı kəsb ögətkəndək. Biz bunlar kapışında tecrübe işsiz kaptıken kesip öğütü atımız. Desin bir yarıştı ama. Aşındaki seviyeliklerden milyonluğun insanlar ekirip, aşındaki navayçıyla uçu buçtan dünya köset tuğamdı. Numussızlarca olanı yıllarca terbiyeleş için kesbi terbiyeleydi. Ama bu mağlur Xitay'dan ekirip 5 günden içinde bir malumat verip onun kendine Uygurların kalısına, rayon bir yere dest etmek için. Bunu numussızlarca kılıp oturdu Xitay. Hoş. Wang Yi'nin Türkiye ziyaretine karşı namayış ötküzüldü. Kadarlı görmelerimiz elbette namayış ceryanı bulsun Naq Meydan'da bir yılda İstiklal televizyemizde. Bu tecavüzki Xitay Wang Yi'ninki kayıta Tashqi İshlar Ministri bulup teyinlenişinden bir gün deyinkilden bir gün teyinlenmesi ertesi 26. İyul Türkiye'ye geldi Xitay. Bu ziyaretke karşı Şarq Türkistanlıqla bu qetim Şarq Türkistan İnsan Haklarını Közüş Cemiyetinin başçılığı da İstanbul'daki Xitay Konsulxanasının aldığı da kent köləmlik bir namayışı orlaştırıldı. halkımız, kızayal hammasi katlaştı mene. Ve şundakla bu Vanye'nin Türkiye'ye gelişi 2014 yılı 28. iyul vatanımızda ilişkin bazırt yüz belen bu katliam halkımız hiçbir zaman unutmayacak bu katliamın ki 9. yılığa udul kelgen bir vakitga to'g'ri kelganligi uchun her ikki hem ilishqu qatliamini hatırlash, uningga bo'lgan ularni unutmaganligini bildirish va Xitoyning Vanyening ziyaratiga qarshi chiqish, norozilik bildirish uchun birlam shaklda namoyish o'tkazildi. Namoyishda mushu inson huquqlarini ko'zitish jamiyatiniki bosh katibi Abdulahad Udun efendi bayonotni o'qib o'tdi va ilishqu qatliamini hozirgacha davom qilayotgan Sharq Turkistondagi vaziyatlarni tilga oldi. Undan keyin shundaqla Turkiya hukumati Tashqi ishlar ministrligidan bu Vanyening ziyoratida Sharq Turkistonliklarni yendi turib, bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga aloqador lagerlarga solingan hatto Turkiya fuqarolarining mubolag'ini buni tilga olish kerakligi, ularni qo'yib berishini talab qilish kerakligi, Urumchi, Qashqar bular bu rayonlarda konsulxona ichida degandek nurg'un talablarni ham o'tirib qo'ydi. Keyin orqadan Mahmudjon Davlatov Sharq Turkiston Ulamalar birligi rais vakili Arab dunyosiga ham jazira qanilda naq maydonda taqtildi. U islom dunyosi, Arab dunyosigami bilgan hozir mavjud davom qilayotgan bu vahshiylikni birma-bir tilga elib, misollar bilan tilga elib, butun musulmonlarning islom dunyosining uyg'unish kerakligini bildirib chaqiriqda bo'ldi. İslam meselesi işkelleki bunun hergizmi, bütün bu İslam dünyasının ayrılmaz bir davası buluş gereklikini bildirdi. Ve ahırda Ömer Karacim'nin duası bilen ahırlaştı bu namoyish. Xo'sh, yana bir haberimiz gelsek, Amerika Kengash Palatası Xitoy hakkında yeni kanun layihasi ma'qulladi. Ko'p tilga olinayotdi, mana shu albatta bu yaxshi bir ilgirlash. Bizler için Xitoyning ziyniga har qanday bir narsa ma'qullansa, icra qilinsa, elbette bizlerden hoş kıldıran meseleler. Amerika Kengash Palatası, Amerika şirketlerinin Xitoy texnik sahasiga mablag' selish ahvolini dokulat qilishni talab qilgan qonun loyihasini ma'qulladi. 25 iyul zo'r ko'p sonliqning, yani Amerika Kengash Palatasidagi zo'r ko'p sonliqning qo'llashiga erishgan qonunni ma'qullab, Amerika şirketlerinin Xitoyning yerim o'tkazgich ve sun'iy idrak sohasiga mablag' solganda federatsiya organlariga dokulat qilishi kerak degan nuqtadagi bir qonun bu endi. 100 kishilik Kengash Palatasi a'zosiga 91 ovozning qo'llashi, 6 ovozning rad qilishi bilan ma'qullangan bir qonun qarıştırışı bilan Davlat müdafiə hüquq qanuniga tüzüş kirgizilib, bu qanun ma'qullangan. Bu elbette bu qanunun ma'qullanishi mazkur qanun Amerika Davlat müdafiə ministerligi uchun siyaset belgilaydigan bo'lib, nurg'un sohaga ketildi bu. Mo'ljallanishcha bu yilning oxirida rasmiy qonunga aylandi ekan bu. Undan başka yana Xitoyga qattiq pozitsiya tutish Amerika parlamentida ikki partiya a'zolarining o'rtaq yuqurdimi dedik, o'rtaq to'nishi bo'lib, parlament a'zolari Xitoy sanoati bilan bo'lgan raqobatni hal qilishga aloqador 10-chi qonun loyihasini o'tirib qo'ygan. Bu qonunni Demokratlar partiyasining Kengash palatasi a'zosi Bob Casey ve Cumhuriyetlar partiyasining Kengash palatasi a'zosi John Cornyn o'tirib qo'ygan. Bu qonun chegara sirtidagi mablag'ni oshkorlash qonunining bir nusxasi bo'lib, Amerika mablag'ining Xitoy qatorliq chet el dushmanlariga eqiyotgan mablag' va xavfini hal qilish uchun tayyorlangan. Hatto chegara sirtidagi shirkat o'zmi Amerika shirkati bo'lgan ekan, buni chuqum bizga deyish kerak, buni o'tirib qo'yish kerak, buni oshkorlash kerak. Nimalarning bo'layotganligini, qanday kelishimlarning tuzilganligi, bu o'tirib qo'yilish kerak degan narsani oturup koyup ma'qullangandı. Hoş. Vanye Hakan Fidan ve Erdoğan bilen görüştü. Yukarıda namoyish qildi dedik hamda halkımız bunun kelgan kun. 26 iyul Xitoy Tashqi ishlar ministri. Elbette bu Çingan, yani vazifadan elib tashlagan bu Çinganning oqibati bir ay bütün axborotning ichinishliq tuyuqsiz yo'qab ketib o'rniga ilgari Tashqi ishlar ministrligi qilgan bu qiyri tulki Vanyeninki vazifaga tayinlanganligini biz tafsili holat bilan hattoki suhbat qildik bu maxsus bu masalada. Baqa programımızda bununki onun vazifini elib, bunun kelişi, Türkiye-Xitay münasibetleri tafsili halda söhbet qildik. O söhbetni ko'rmagan bo'lsanglar, ko'rishinglarni ham umid qilamiz, tafsili to'xtaldik. Endi bu Türkiye'ye kelgandan keyin albatta Tashqi ishlar ministri Hakan Fidan ve Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilan, aldidan Hakan Fidan bilan ko'rishdi. Uning keyindan prezident sarayida Erdoğan'ın kutuvelishi ham erişti. Endi şu kunki albatta o'tirg'i qo'yilgan masala Türkiye-Xitoy o'tirisidagi nurg'un masala, iqtisodiy masala, bexatarlik masalasi u bu degandek biz tafsiliy holatda xabarimizni ba'di buni takrorlashning o'rni yo'q. Va masalada axborot e'lon qilingan xabarning ichida Sharq Turkiston masalasi ham, ya'ni Sharq Turkiston deb emas, xabarning ichida hamda Uyg'ur masalasi, Uyg'urlarning hozirgi atalmish Shinjongdagi mayli mushu hozirgi ahvoli haqidami suhbat qilindi degan shaklda bütün xabarni qarsak qisqa bir qurib keladigan bir jumla shaklda tilga olindi. Buni biz yillardan buyon so'zlab kelyapmiz. Mayli biz suhbatimizni anlasanglar, ko'rsanglar, bilasizlar. Xitoy Turkiya munosabati har qanday bir saviyadagi, hatta konsul seviyesidagi bir normal İstanbul konsul seviyesidagi bir diplomat o'tirsa, bir ko'rishishlar bo'lsa, bizning Uyg'ur masalasi tilga elinmay o suhbat qurib ketadigan bir suhbat bo'lmaydi deb davomli deb kelyapti. Xitoymi davomli başkası Türkiye oturup koyup bakıcı değil mesela. Bir devlet bizden aşıyor, Xitay'dan bir bütünlüğü, o bu diğerinde aşı mesele ne aşı devamlı halde Xitay başta oturup koyup aldı. Türkiye'nin bir cemik tutsandı. Yani bizden meselemiz tilga elinmay Qofkistan işi yok hamda. Meyli Tashqi ishlar ministrliği olsun ve prezidentler görüşken olsun, Xitay devamlı bizden meselemize oturup koydu hamda. Bu Uygurlar meselesi mi vardır ki vaziyeti hakkında tilga elindi diyen mesele oturup koyulgan. Andikin mesela muşu Van Yininki prezident tarafından kabul kılınışı mı? Mesela Tashqi ishlar ministri nima ish kabul kılındı deganda Xitoyninki o Van Yininki faqatlam Tashqi ishlar ministri sifatida bir vazifesi yo'qligini, başka yana Xitoy Komünist Partisi Merkezi Komite Siyasi Bürosu'nun a'zosi, yani Erdoğan'ın kabul kılınışıga nima ishga erişdi mesela diye bir savol kelib qolsa mesela. Çünkü normalde Hakan Fidan bilan görüşüp, şimdi tüketip getishi gerek. Bunun ameli bevosita hem Xi Jinping'ninki salamini yetkizgan, onu qabul qilgan, Xitoyni boshqarayotgan asosliq aşu siyasi büroning aşu ichidagi bir a'zo bo'lganligi uchun, shuning uchun qabul qilindi degan shaklda bu berildi. Shundaqla siyasi büroning a'zosi Markaziy Tashqi ishlar qo'mitasining mudirlik vazifasini o'taydiganligi ham hozir yangidan tayinlanib Tashqi ishlar ministri ham bo'ldi. Şuna bu yerde 45 minut axborotga yepiq şekilde ötküzüldü bu söhbet mi? Umumi bir şekilde oturuldu. Ama kuzatküchüler bu yerde hazır. Axborot vasırda iki tarafından köplügen temalarda söhbetleşkenlikka tilga ilingan bo'lsin, ama Türkiye bilan Xitoy o'tirisida nurg'un siyasi, iqtisodiy va savdo masalasi borligini o'tirg'i qo'yib, Türkiye-Xitoy munosabatidagi eng zil masalalarning biri Sharq Turkiston masalasi ekanligi Türkiye parlamentida o'tgan oyning oxirida o'tkazilgan parlament guruh yig'inida hozirgi Hokimiyat partiyasining eng yaqin qo'llovchilaridan biri bo'lgan Türkiye Millatchi Harakat partiyasi Davlat Bahçelininki mushu Mahmud Abbasning Xitoyga borganda jo'yilgan bir muncha safsatasi bor to'g'ri jo'yilgan to'g'ri. Bu jo'yilishga tarixdagi eng qattiq shaklda Davlat Bahçeli ig'ir raddiya qaytirib Uyg'urlarning yeni turdiganligi uni yer bilan yakson qilgan shaklda javob qaytardi Mahmud Abbas. Va Atislam Rabiya Qodir xonimga mushu Uyg'urlarni qo'llaydiganligini, mushu Rabiya Qodirning hozir Amerikada 80 yoshga yiqilishib qolgan, yillardan buyon Turkiyaga kirgizilmayotganlikdan iborat bu narsaniki cho'qim amaldan qoldirilish kerakligini va o'ziniki partiyasiniki Rabiya Qodirni kutib olishga tayyor ekanligini bildirib, buni e'lon qilishi albatta Xitoyni qattiq bearam qiladigan masala bu degan shaklda mushu Vangining ziyaratiga ulgurtib berilgan xabarlarda, analiz xabarlarda bu o'tirib qo'yildi. Xitoyni albatta qattiq bearam qilgan masala, chunki hokimiyatninki yendiki eng g'olliq partiyalarning birininki buni tilga olishi Xitoyni bearam qilgan, Xitoy buni darhol hal qilishim kerak deb yugurib kelgan bo'lishi, aniq buni tilga olishi, bu masala tilga olinishi muhaqqaq deb degan shaklda o'tirib qo'yilgan hamda. Bahçeli şu vaqtdagi so'zida Biz Şərq Türkistan'da zulüm ve besimler uçurgan, itiqat ve kişilik hukukta daxildaruzga ve defsendikilik uçuravatkan qeyrindaşlarımızı hiç kaçan unutup kalmadık. Unutuluşku taşlap mı koymadık? Çünkü ular biz ve biz ular. Aramızda çigralar ve arlıq bozumu kalbimiz bir, qenimiz bir, takdirimiz bir. Çünkü Şərq Türkistan, Müslüman Türk milletinin izilgen ve mezlum kök bayrağıdır diyen ifadelerini işletken temdi. Bahçeli. Şuna bu sözler elbette naiti küçlük bir söz oğallığı için Xitay'ına kattıq bir aram kıldığın Xitay en bir aram bulduğun, en sekreydiğin bir mesele diyen şekilde. Bu şunun için Vanyi'nin bu kadar ziyaret edimi bu meselelerin çokum tilg'i elindiğinliğini bildirişken közetmişler. Mütexessisler yana Beycan ve Ankara oturistik iqtisadi münasebet küçeygen bilen Türkiye'nin Xitay bilen boğan tashqi savdo bu meselede qizil raqam intayin çoğun derecede 3 milyar Türkiye Xitay'a 3 milyar 280 milyon dollar kıymetli eksport qilgan bolsa ama Xitayninki qarasak 41 milyar 354 milyon dollarga. Yani bu derecede farq olganligi. Buni hal qilishninki ya Xitay alayda zor bir kuch chiqarmasa ve hareket qilmasa buni o'tirishdagi bu tamponsizlikni bu hang bo'lib ketgan tamponsizlikni tugutish mumkin emas degan shaklda o'ttirib qo'yganimdi. Demak, mush shaklnamdi. Va Turkiya Xitoyninki mushu Xitoyninki Turkiyada qaysi sohadagi mablag' silayotganligi bu muhim haberlerde tefsili halet tilgilenen Xitay Türkiye'nin qaysi sahelerini kontrol qilish uchun tirishayotdi degan nuqtadan. Demek ki qadrli ko'rganlarimiz bu haftalik haberimiz ulardan ibaret edi. Ha, endi elbette meyli Amerika g'arbidagi Xitoyga qarshi harakatlar bo'lsin bizler uchun bizning manfaatimizga hem Amerikaning o'zining manfaatiga yatadigan qonunlarning loyihalanishi, turib qo'yilishi, qabul qilinishi albatta hem her hafta degidek bir tarafdan ijobiy xabarlarni ko'rsak, yana bir tarafdan mana shu kun sari qamallab vatanimizning har taraflariga xuddi zaharlik bir zahar yamirgandek yamirayotgan bu tajovuzchilarning ahvolini ko'rib turibmiz. Alloh subhanahu va taolo bu tajovuzchilarning bütün planlarını, hareketlerini, niyetlerini, hemmesini del eksice, ulanın kütkünün eksice neticelendirişini tileyimiz ve bütün küçümüz bilen hareket kılışka mükellef buyurulğallıqımız için hiçbir şekilde ümitsizlenmesine hareket kılışımız gerek ve halkımızda hem şunu çağırırız. Allah subhanahu ve taala ömür ve saatiki gündülük haberimizde hep de ahiredeki heptilik haberimizi görüşkece. Aman bu gayslar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.